seyirciler merhabalar. Arzu Yengüz ile Yaşam Renkleri programında yine aynı gün aynı saatte karşınızdayız. Bu hafta ilişkileri konuşacağız. İlişkilerdeki sorunlarımız ve çözümleri nelerdir bunları öğreneceğiz. Değerli konuğum psikolog Yeşim Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Yeşim Aydın ismim. Yaklaşık 22 yıldır psikolog olarak çalışıyorum. Ege Üniversitesi mezunuyum. İzmir'deyim. İzmir'de çalışıyorum. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Evet. Bu hafta çok özel bir konumuz. İlişkiler. Hayatımızın en önemli noktası sanırım ilişkiler. Çift terapisinde süreç nasıl işliyor? Çiftler ne zaman danışana gelmeliler? Şimdi çift terapi süreçlerinde biz aslında öngörülen çifti birlikte görüşmeye almak şeklinde ama bireysel olarak talepleri de değerlendirebiliyoruz. Ama işleyiş bizim için çiftlerin iletişime geçebilmek için karşılıklı bizimle süreci başlatmasıyla başlıyor. Ne zaman gelmeliler? Artık evin içinde bir iletişim kurmayı başaramadıklarında. Çünkü genellikle çiftler hep konuşan kişi olmak ve dinlenen kişi olmak istiyorlar. Ama dinlemeyi hep unutuyorlar. İşte orada biz bir çeşit iletişimi yönetiyoruz ve iki tarafında birbirini dinleyebilmesini sağlıyoruz. Yani iletişim sorunlarında özellikle uzlaşamadıklarında bir profesyonelden yardım almaları çok daha sağlıklı olabilir. Evet, peki taraflardan biri yardım almak istiyor, diğeri istemiyor. Bu durumda neler yapıyorsunuz? Bu da en çok karşılaştığımız sorunlardan biri. Örneğin görüşmeyle ilgili bilgi almak için aradıklarında da sordukları bir soru. Taraflar genellikle şöyle yaklaşıyorlar. Sen bir gidip görüş, sonrasında benim gelmem gerekirse gibi bir süreç başlatmak istiyorlar ama tabii o pek mümkün olmuyor. Hatta şöyle bir şey de var. Artık ayrılık aşamasına gelen çiftler kabul ediyorlar ve birlikte geldiklerinde birkaç görüşme sonra söylenilen şey hep şu oluyor. Keşke daha önce gelseydik. Ama sürecin ikna başlangıcında da aslında en çok burası çalışıyor. Yani en önemli şeyi evliliği konuşuyoruz aslında. Bir hayatı paylaştığımız kısmı konuşuyoruz. Dolayısıyla kaybedecek ne var diye bakmak lazım. Yani biz aramızda bu iletişimi kuramıyoruz, sorun neyse çözemiyoruz. Ne kaybedebiliriz? Özellikle çocuklarımız da varsa. Yani bir profesyonel bir gözün bakıp bizi değerlendirmesi bize ne kaybettirebilir diye başlanılabilir aslında. Karşılıklı sohbete de, iletişime de eşle. Evet, çok doğru. Peki yalnız giyinilirse de yine faydası oluyor mu? Mesela kişi yalnız tek başına geldi ve eşi gelmek istemiyor. Bunu nasıl ikna ediyorsunuz? Orasını tekrar açabilir misiniz lütfen? Tabii ki. Aslında eşlerden bir tanesi bize bireysel olarak görüşmeye başladığında, daha doğrusu terapi sürecini başlattığımızda biz aslında olmayan eşle de konuşuyoruz. Yani iki kişiyiz aslında danışmada ama üçüncü kişi de oradaymış gibi onun adına da konuşuyoruz ve iletişim dili değişmeye başlıyor çalıştığımız eşin. Ve karşı tarafta doğal olarak bu değişikliği fark ediyor ve acaba ben de gelsem mi gibi bir süreç öyle de başlayabiliyor. Ama aslen tabii ki çift terapisinde izlememiz gereken süreç çiftleri birlikte görüşmeye alıp aralarında kendilerinin uzlaştığı bir yolu öğrenmelerini sağlamak. Evet. Çift terapisinde bireysel görüşme alınıyor mu? Alınıyor. Çünkü eşlerin birbirleriyle bazen konuşamadıkları şeyler var. Yani her ne kadar eşleseniz de herkesin kendine ait özel bir alanı var. Ve bu alanın içinde kendine ait bazı sırları da olabiliyor. Hatta bazen bunlar çok daha değişik örneklerle de aslında anlatılabilir. Mesela örneklendirir misiniz? Yani hani aileler örneğin anne baba ilişkileri. Şimdi eşlerden birinin anne babasıyla örneğin maddi bir takım alışverişleri oluyor. Diğer tarafın bunu bilmemesi gerekebiliyor. Ya da çok daha farklı yönelimlere ait, cinsel yönelimlere ait sırlar bile barındırabiliyor. Dolayısıyla bunu çift karşınıza geldiğinde birdenbire konuşamayabiliyor. Sizin bunu önceden bilmeniz ve diğer tarafı açıklayıp açıklamayacağını da
birlikte karar vermeniz gerekiyor. O yüzden çift terapilerinde bireysel görüşmeler çok önemlidir. Bazen çiftler bunu kendileri talep edemeseler bile, biz o görüşmede güvenlerini sağladıktan sonra işte Yeşim Hanım, biz sizinle bir görüşme yapabilir miyiz acaba gibi de talep olabiliyor ya da ben istiyorum bu görüşmeyi. Çok da faydalı olabiliyor tabii ki, ama ilişkilerde sırlar olmayacak diye bir şey yok. Yani ilişkilerde sırlar barındırıyor tabii ki. Evet, peki sırlar olmalı mı sizce? Herkesin kendi bir alanı olmalı mı? Kesinlikle. Çünkü bireysel hayat iki hikayenin, daha doğrusu bireysel iki hikayenin birleşmesiyle oluşuyor evlilik. Şimdi ben ne eşimin birebir gördüğü şekilde görebilirim hayatı, ne de ondan birebir benim gibi görmesini bekleyebilirim. Doğru. Bu durumda sürekli tek bir ses olur ve tek sesli evlilikler genellikle başarısız evliliklerdir. Çünkü bir taraf sadece kendi sesinin duyulmasını isterse, o zaman zaten diğer taraf bir gün susmayı bırakabilir ya da susmaktan bıkabilir. Buradaki en önemli şey aslında çiftler arasında da karşılıklı konuşabilmek ve konuşabildiğinde karşı tarafı da dinleyebilmek, saygı gösterebilmek. Özel alan kısmında da herkesin kendine ait değerli hissettiği anları ya da keyifleri ya da hobileri olabilir. Yani bunu şimdi eşimle benim aynı olmak zorunda değil. Yani benim izlediğim, atıyorum, filmi o da izlemek ve beğenmek zorunda değil. Dolayısıyla kendi alanlarımız, kendi arkadaşlarımız, kendi arkadaşlarımıza ait hikayelerimiz olması daha sağlıklı evlilikler sunar bize ya da ilişkiler. O zaman şöyle bir soru geliyor aklıma. Eş dizi seyretmek istiyor evde. Diğeri de spor, magazin ya da başka bir şey izlemek istiyor. Peki ayrı hobileri olacak diye, ayrı özel alanları olacak diye ayrı mı zaman geçirecekler? Bunu biraz değinelim mi? Tabii ki. Mesela bayanlar dizi seyretmek istiyor, erkekler spor izlemek istiyor. Peki her akşam ayrı mı oturacaklar? Ayrı ayrı odalarda mı oturacaklar? Birbirimize özel alan tanıyalım diye. Bence burada iki tarafta kendine ait zevklerden ya da hobilerden vazgeçmek zorunda değil. Ortak bir takım şeyler de oluşturulabilir. Örneğin haftanın bir akşamı işte eş spor ya da ona ait bir şey izler, diğer dizisini izler. Ama bir sonraki akşam mesela çocuklarla birlikte bir kutu oyunları akşamı yapılabilir. O akşam tüm aile birlikte katılır. Birlikte keyifle, kaliteli bir saat, iki saat geçirildikten sonra yine herkes kendiyle ilgili o an ne yapmak istiyorsa devam edebilir aslında. Yani bu bir pazarlık değil. Hani bu akşam benim dediğim olsun, yarın da senin dediğin olsun. Bu biraz zorlama gibi olur aslında. Hani tamam işte senin koşuldu dediğini yapıyoruz. Evet, mutlu musun? Hayır. Şimdi senin dediğini yapıyoruz. Mutlu musun? Hayır. Bunun yerine işte 5 akşamsa, 6 akşamsa ya da ne kadar birlikte vakit geçirmek istiyorsa oraya ortak hobiler, ortak zamanlar, ortak keyifler oluşturulup diğer kalan zaman yine kendi özel alanımıza dahil edilebilir. Peki son zamanlarda şunu duyuyorum. Hani eşlerin ayrı, kendilerine ait yaşam alanları, ayrı evleri olmalı diye. Peki bu mantıklı mı sizce? Sağlıklı bir evliliğin yürümesi için eşlerin ayrı bir yaşam alanları olması doğru mu? Yani bu aslında eşlerin hayat görüşleriyle çok alakalı. Yani şimdi genel olarak, toplumsal olarak baktığımız zaman çok hoş görülebilir bir şey değil. Neden? Çünkü işte adı üstünde evlenmek ya, ya da işte hani belirli bir fiziksel alanı birlikte paylaşmak. Evet. Şimdi bu fiziksel alan ikiye ayrıldığında birbirinden randevu olarak görüşen kişilere de dönüşebilirsiniz. Ya da o özel alan hiç bozulmamak üzere de kalabilir. Bence bu tamamen kişisel bir tercih. Yani hani bu genellenebilir bir süreç değil. Bu şekilde yaşayıp mutlu olabilen çiftler de var. Ama bunu asla yaşayamayacak çiftler de var. Dolayısıyla bu, yani biz hiç yargılayarak bakmadığımız için kimseye, yani biz bu şekilde iyiyiz ve kendimize güzel bir dinamik oluşturduk. Yani bizim ilişkimizin dinamiği böyle iyi gidiyor dendiği zaman ben de diyorum ki ne güzel, ne mutlu size ya. Aslında Türk örf adetlerimize aykırı bir davranış. Bize göre evet. Çünkü biz sadece çekirdek aile bile yaşamıyoruz. Biz artık üst katta kayınvalide, kayınpederden bile yeni yeni kopmaya başlamış bir toplumumuz aslında. Hani anne baba çocuğu bile biz yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü buna rağmen hafta sonları mesela anne baba ziyaretleri
evliliklerin ilk yıllarının vazgeçilmezidir yani. Bu cumartesi. Aynen öyle. Bu cumartesi de, bu pazar. Halbuki çift çalışıyor. Yani kendilerine ayıracakları tek zaman hafta sonu. Onda da bir günü ona, bir günü ona. Yani hani dediğim gibi bu dinamik onları mutlu ediyorsa bizim için hiç sakıncası yok. Ama çiftlerden birisi, yani ben gitmek istemiyorum dendiğinde diğeri hayır gitmeliyiz dediğinde işte orada sıkıntı başlıyor aslında. Saygı gösterilen saygı. Saygı çok önemli değil mi? Evet, öncelikle evet. Saygıyı ön planda tuttuğumuz zaman sanırım gerisi yavaş yavaş geliyor. Peki başarılı bir çift terapisi nasıl sonuçlanır? Şimdi burada ilk geldiğinde aslında çiftlerin beklentisi şu, bizi barıştırın. Yani ne kadar, barışmanız ne kadar, kaç seans sürer mesela. Yani bana göre ise başarılı bir çift terapisinin ölçeği tarafların farkındalıklarının artması. Ben hep şunu söylüyorum, boşanmaya karar verdinizse de sağlıklı bir ruh haliyle mi verdiniz? Şu an ben sağlıklı düşünüyor muyum, emin miyim, elimden gelen her şeyi yaptım mı? Yaptım. Bu saatten sonra alınan boşanma kararı da bizim için zaten artık kabul edilebilir ve başarılı bir sonuçtur. Ama iki taraf da birbirine çok öfkeli, hiçbir şekilde iletişime geçemiyorlar. Aslında birbirlerini sevdiklerini ve bağlı olduklarını görüyorsunuz. İşte bu durumda başarılı süreç birbirlerini anlayabilmeleriyle başlıyor. Ama çift terapisinin başarısı çiftleri barıştırmak mı derseniz maalesef değil. İki mutlu kişi yaratmak aslında, bir çift değil de iki mutlu kişi yaratabildiğinizde o bizim için bir kriter oluyor. Öyle söyleyebilirim. Peki sağlıklı karar alıp almadıklarını nasıl anlıyorlar? Genel olarak bu defalarca düşünülmeyen ve başkalarına sorulmayan bir şey oluyor. Bu sadece boşanma ya da evlilik üzerinde geçerli değil. Kendi içimizde aldığımız kararlar için de böyle. Örneğin bir şeyi çok istiyorsanız bunu başkalarına danışma ihtiyacı duymazsınız. Yani bir şeyden hoşlandıysanız, beğendiyseniz, eminseniz kararınızdan bunu 3 kişiye sorma gereği duymazsınız mesela. Onaylanma ihtiyacı hissetmezsiniz. Çok doğru. Hemen karar verir, uygularız. Çünkü ihtiyacımız olan budur. Önden etüdünü yapmışsınızdır. Evet, bu ihtiyacım olan bu. Duygu ya da daha maddi, fiziksel bir şeyden de bahsedebiliriz. Yani bu ve o sizi tamamlayacak şeydir aslında. Bazen karar, bazen farklı bir şey. Burada da aynı. Şimdi çiftler boşanmak gerçekten istiyor musunuz dediğinde size bakıyorsa, yanındaki eşine bakıyorsa daha böyle tam olarak bir kararın verildiğini düşünmeyiz. Ama bazen çiftler geliyor, yani taraflardan bir son derece net ve söylediği şey şu oluyor. Az önceki sorunuza da böyle bir gönderme yapabilirim. Yani ben bir yıl önce birlikte gelmek istemiştim. O zaman gelmedi. Bu bir yıl içinde benim artık duygularım tamamen bitti. Şimdi gelmeyi kabul etti. Şimdi de ben artık hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Yani kararından emin olduğunda bu kararın artık ne kadar sağlıklı olduğunu tartışmak için daha belki bireysel bir görüşme yapıyoruz ama genellikle de gerek kalmıyor. Sonuçlanmış oluyor diyorsunuz. Evet. İlişkilerde en çok karşılaşılan sorunlar nedir? Örneklerde bize anlatır mısın? Tabii ki. Öncelikle daha önce de bahsettiğim iletişim sorunu ama bununla ilgili biraz konuştuk. İkincisi de güven problemi aslında. Çok önemli değil mi? Evet. En çok yaşadığımız şey bir çift olmanın bence en önemli gereklerinden birisi birbirine inanmak, güvenmek ve her şekilde kararlarını desteklemek, arkasında olmak kısmı. Tabii bunun içine farklı güven problemleri de girebiliyor. Kişiler çocukluklarından itibaren bir takım sıkıntıları getirip bunu ilişkiye taşıyabiliyorlar, kendi güven problemlerini. Aslında en çok karşılaştığım sorun, iki sorun, biri iletişim, diğeri de güven problemi. Çünkü geçmiş ilişkilerden de taşınabiliyor mesela. Tabii, güven problemi. Işlerde. Aynen öyle. Burada çok zorlanıyoruz mesela çiftlerle çalışırken ama en çok karşılaştığım iki problem bunlar. Tabii bunlar çok geniş şekilde açıklanabiliyor. İşte güven probleminin içine aile bağları bile girebiliyor. Örneğin eşlerden erkek olan işte anneyle özdeşleştirmiş kendini, bir bağımlılığı var, bağımlılık demeyeyim artık. Şimdi burada mesela eşin kararlarını değil, annenin kararlarını uygulamayı seçiyor. Bu durumda eş
güvenini kaybetmeye başlıyor ve aralarında bir uzaklaşma da böylece ortaya çıkıyor ve tabii büyük bir güven problemi de bununla birlikte geliyor. Çünkü diyor ki hani ben eşinim ama ben söylediğim hiçbir şeyin senin tarafından anlaşıldığını düşünmüyorum. Bu durumda da zaten ikinci problem olan iletişim devreye giriyor. Hemen iletişimi kesiyor. Ve onda da hep duymuşsunuzdur belki siz de hani söyledim, bir kez söyledim, üç kez söyledim, beş kez söyledim. Baktım ki beni kimse dinlemiyor, ben de artık konuşmayı bıraktım diyor mesela. Peki ailelerle birlikte gelenler var mı? Yani sorunlar üstesinden gelemiyorlar ama aileyle birlikte çağırıyor musunuz? Yani kişilerin anneleri, babaları? Tabii yani bazen hatta anne baba çocuğu tutup yeni getiriyor. Evet yani bildiğiniz şeyler. Kendi çocuklarını tutup böyle getiriyor. Hatta böyle velisiymiş gibi yani bir yetişkin olmalarına rağmen işte yan tarafta bekliyorlar reklam odasında çıkınca mesela nasıl geçti bana anlatır mısınız falan gibi. Zaten orada artık çok fazla aileyle görüşme yapmanıza gerek kalmıyor çünkü şeyi fark ediyorsunuz bağını koparamamış bir yetişkinden bahsediyoruz ebeveyninden. Orada da zaten bir sonraki danışmaya biz talebimiz yani yalnız geldiniz ve sizinle görüşmeniz çünkü siz bir yetişkinsiniz. Ve evlilik kararı alabildiğinize göre yani bu evliliğin sorumluluğunu da taşıyabilecek güçte olmalısınız diye böyle bir yönlendirme yapabiliyoruz. Evet. Peki mutsuz evliliklerde taraflar evliliğini en çok çocuklar için yürüttüklerini söylüyorlar. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz? Doğru mudur ayrıca çocuk için evlilik yürütmek? Şimdi yine aslında Türk toplumu devreye giriyor. Evet. Şimdi bizde evliliklerin tutkalı gibi bakılır ya çocuğa. Dolayısıyla çocuk varsa o evlilik yürütülmeli. Çocuk için yürütülmeli gibi bakılır. Ama bazen de bu bahanedir. Atıyorum en çok karşılaştığımız anne olduğu için çocuğu en çok sahiplenen karakter. Mesela anne evliliği bitirememin yükünü çocuğa atar. İşte sen olmasaydın boşanırdım. İşte senin yüzünden bu evliliği bunca yıl götürdüm gibi. Ya da senin için yürütüyorum gibi. Aynen öyle. Çocuğun hiçbir kabahati yokken çok büyük bir sorumluluk ve yük koymuş oluyorsunuz sırtına. Yani bu durumda iyi bir şey mi yaptınız, kötü bir şey mi yapıyorsunuz? İşte o kısım daha çok çocukları çok küçük yaşta sorumluluk duygusuna itmeye başlıyor. Ve biz evin içinde küçük anneler ve küçük babalar görmeye başlıyoruz. Çünkü anne baba küsüyorlar birbirlerine. İşte anneme söyle şunu yapsın, babana söyle bunu yapsın gibi bir süre sonra çocuk sorun çözücü olmaya başlıyor. Yani biz ebeveyn gibi çocukla konuşmaya başlıyoruz. Çocuk bize diyor ki yani alçak sesle konuşun, annem duymasın bunu kaldıramaz. Yani burada tam tersi olması gerekir aslında. Çocuk bir süre sonra ebeveyn rolünü üstlenmeye başlıyor. Bu da sıkıntılı. Yani evlilikler nasıl ki sadece çocuk için başlatılmıyorsa çocuk yüzünden de bitiremiyoruz'u ben açıkçası kabul etmiyorum. Ve biz çocuklarla çalıştığımız zamanlarda da bunun çocuklara ne büyük yükler yüklediğini kendimiz gördüğümüz için, belki çok yakından gördüğümüz için bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Çocuklar kendini seslendiremez. Yetişkinler gibi karşınıza alıp da anneciğim babacığım yani bu yaptığınız hiç hoş değil. Bak duygusal olarak çok yıkılıyoruz falan demezler. Ne yaparlar? Okuldan öğretmeni arar der ki bu çocuğun hiç saldırganlığı yoktu. Bu çocuk yanındakine vurmaya başladı der. Çocuk kendini böyle seslendirir. Davranışlarıyla seslendirir. Oradan anne baba bunu anlayamıyorsa işte o zaman işte çocuk çok değişti. Senin yüzünden böyle oldu gibi. Hala asıl çözüme gitmeden dolambaçlı yollarla daha da böyle bir Arap saçına döndürme durumu oluşuyor. Bu yüzden bir evlilik yürümüyorsa bu evliliğin sağlıklı bir şekilde bitirilmesi çok daha kendinden emin ve ayakları yere basan çocukları aramıza kazandırır. Diğeri ise çok daha problemli süreçler oluyor. Çok mu konuşuyorum? Buyurun. Biz mesela hep söylediğim şeydir. Danışanlarımın %70'i 80'i hatta genellikle mutsuz çocuklukların devamı olan mutsuz yetişkinlerdir. Biz sonra mutsuz evlilik. Aynen öyle. Çok büyük psikotik sorunlar yok çoğunlukla. Ama işte mutsuz çocukluklar
Öyle bir söz de var ya, çocukluk gökyüzü gibidir, hep başımızın üstünde durur gibi. Aynı öyle umutsuz çocuklukları taşıyorlar. Hı-hı. İşte orada biz devreye girip elimizden geldiği kadar o yükü hafifletmeye çalışıyoruz. O zaman bu mutsuz çocuklar evlilik aşamasına gelmeden önceki sürede de, bu flört aşamasında ilişkilerde de sorunlar devam ediyor. Güvensizlikleri, hayata bakış açıları. Peki flört kısmına gelirsek, bu ilk mesela tanışma kısmında size gelen danışanlar oluyor mu? Yani ben ilişkimde işte güven sorunu yaşıyorum, işte bağlanamıyorum ya da çok bağlanıyorum gibi. Bu konularda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Bu çok hoşuma giden bir şey aslında. Hı hı. Şimdi mesela evlilik kararı almak üzere olan çiftler de gelip çok acaba güzel. Biz iyi bir çift miyiz? Böyle hatta yazıyorlar, not alıyorlar. Şu konuda anlaşamıyoruz, bu konuda anlaşamıyoruz. Bayılıyorum mesela, müthiş bilinçli diyorum yani. Farkındalıklı. Siz kesinlikle güzel bir çift olabilirsiniz. Ama diğer parantezi açarsam işte o bazı eksiklikler ve yoksunluklarla büyüyen çocuklar ilişkilerine de bunu ister istemez yansıtıyorlar. Evet, evet. Bunu çok fazla görüyoruz. İşte bir özdeşleşme ya da bağımlılık geliştirme ya da tam tersi güvenli bağlanmayı hiç yaşamamış bir çocuğun birden çok sağlıklı bir ilişki kurup biriyle o gereken bağlılığı yakalayıp güven duygusu, sadakat duygusu, bunların tamamını içinde yaşayarak ilerletebildiğini ne yazık ki çok fazla görmüyoruz. Anne baba tutumları çocukların ilerideki ilişkilerini de belirliyor yani. Böyle bu parantezi daha da büyütürsen. Evet. Şimdi çocuk ne görüyorsa, nasıl sevgisini ifade etmeyi öğreniyorsa. Modern diyor sanırım. Kesinlikle. Çünkü bazı ailelerde konuşulan dil öfke dili. Herkes birbiriyle çatışarak kendini aile içinde bir birey olarak ifade etmeyi öğrenince. Evet. İleriki yaşantısında da karşılaştığı tüm iletişim sorunlarında çatışmayı seçiyor. Çünkü öfke en iyi konuştuğu dil. En iyi hissettiği an, kendini en güçlü hissettiği yer, öfkeyle kendini ifade edebilmek. Ama işte o zaman da bizim ilişkilerde yaşadığımız o çekinme, korkutma, kaygı bozuklukları, bütün bunlar, güven sorunları, bunların hepsini de tabii bizim önümüze getirmiş oluyorlar. Biz bunları yaşıyoruz diye. Ama hep şunu söylüyorum, insanların farkındalıkları artmış ki bizim karşımıza gelip bir yardım talebindeler. Bu bile bence çok önemli bir adım. Çok yani doğru. Tüm sorunlara atılmış böyle bir sıfırlık bir gol gibi bakıyorum ona. Diyorum artık bundan sonrasını beraber toparlayıp öyle çıkacağız. Tabii çok doğru. Yani sorunları olup hani farkında bile olmayan, sürekli karşıyı suçlayarak hani yürütmeye çalışılan ilişkiler ve evlilikler var. Çok doğru söylediniz. Yani o farkındalık da size geliyorlarsa zaten bir adım atmış oluyorlar. Kesinlikle. Çok doğru. Peki evlilikler üzerinde eşlerin aileleri müdahalelerini konuşmuştuk. Tekrar açalım mı birazcık? Aileler evet. Nasıl müdahale ediyorlar? Şimdi benim çift terapilerimin özellikle ilk yıllarını yaşıyorlarsa evliliklerini %80'i, %90'ı aile problemleri. Çünkü bayağı yüksek bir rakam. Tabii, tabii. Yani hani birbirini çok severek, tanıyarak, hatta daha önce birbirlerinin aileleriyle çok çok iyi geçinerek evlenen çiftler, evlendikten sonra kendi çatılarını kurmayı başaramadıklarında dış müdahalelere açık oluyorlar. İşte bu sefer de tartışmalarda şey başlıyor, senin ailen ve benim ailem. Senin ailen şunu yaptı, benimki bunu yaptı gibi anlamsız, gereksiz bir süreç başlıyor. Ve ben terapilerde de bazen durduruyorum yani, diyorum ki ya aileleri konuşacaksak size hiç gelemiyoruz. Yani sizin aranızda hiç duygusal bir problemden bahsetmiyoruz. Konuştuğumuz tek şey aileleriniz. Ama yine orada bizim biraz Türk toplumunun yani o saygı, yapısı. Aynen öyle. Bunun bir saygı olduğunu düşünülmesi, sürekli onları mutlu hissettirmek, memnun hissettirmek. Oysa ki evliliğin temeli anne, baba ve çocuktan oluşuyor. Yani hep söylüyorum, bu bir çatı gibi düşünün. Anne ve baba bu çatıyı doğru kuramazsa ya da eşler, kadın ve erkek olarak her türlü dış şeye açık oluyorlar. Bu bazen anne baba oluyor, bazen ablalar. Yani bunu çok genişletebilirim. Çok örnekleri var bende. 22 yılda gelişmiş. Hiç komşular bile bazen. Yani yan komşu bizim için. Müdahale mi oluyor tabii, komşular? Tabii ki. Yani o kişiler arasındaki bağın
ne kadar zayıf veya ne kadar kuvvetli olduğunu da gösteriyor bize zaten bu müdahale eden kişiler. Mesela örnek verebilir misiniz? En çok hangi sorunlarla geliyorlar? Yani aileler için mi? Aileler, komşular, işte etraf. Yani çiftler en çok hangi sorunla geliyor size? Ya en çok işte yani bunu pek kadın tarafında çok yaşamıyoruz aslında da. Daha çok erkek annelerinin müdahalesini daha fazla görüyoruz. Çünkü onlar böyle kendilerinden ayrılmış küçük bir ada gibi görüyorlar yeni evliliği. Ve tüm sorumluluklarından, içinde olanlardan, bitenlerden kendilerini sorumlu hissediyorlar. Hatta alışverişini yapan var mesela benim bildiğim. Yani gelin diyor ki ya ben bu deterjanı kullanmak istemiyorum ama anne alışveriş yaparken ona da alıp güzelce yerleştir ve bunu kullanacaksın diyor. Hmm. Yani hani burada mesela hanımefendi eşine diyor ki hani benim kendi deterjanı kullanmaya hakkım yok. Diyor ki annem iyisini bilir. Yani sen annemden iyi bilemezsin. Tabii sonra küslükler işte yine sen bana saygı duymuyorsun kısımları başlıyor. Yani şey bile az önce söyledim ya hafta sonu geldin, ne kadar geldin, senin annenle 10 dakika az oturduk, oradan benimkine gittik çok oturduk, işte doğum günü oldu, sen anneme yardım etmedin, ettin. Böyle pek çok yani şu an mesela konuştuğumuz zaman ne kadar kolay çözümler üretilebilecek şeyler ama bazen bazı evlilikleri bitirme noktasına geliyor yani bu kadarcık görünen müdahaleler bile. Evet. Peki evlilikte iletişim sorunu yaşayan çiftlere önerileriniz nelerdir? İletişim kuramıyorlar, güven sorunu var, hatta kıskançlık var diyelim. Kıskançlık kısmı zaten bizi yine ayrı en çok konu, zorlayan, evet yani onun üzerine koskoca bir program bile yapabilirsiniz. Bizi en çok zorlayan şeylerden birisi. Buradaki şey hep ben eşime çok güveniyorum. Hani ergenlere söylenir ya büyürken o süreçte sana güveniyorum ama çevrene güvenmiyorum. Burada da öyledir. Yani ben eşime çok güveniyorum. Sonuna kadar güveniyorum ama işte artık her şey çok değişti gibi. Tamamen transfer edilmiş bir kıskançlık ortaya çıkıyor. Ben ne önerebiliyorum? Aslında birbirlerini tanımalarını en çok önermek istiyorum bana geldiklerinde de. Çünkü birbirinizi tanırsanız, örneğin yükselen bir öfkeyi nasıl dindirebileceğinizi bilirsiniz. Ya da karşı taraf bir hayal kırıklığına uğradığında, siz uğrattığınızda bunu nasıl daha yapıcı bir şekilde çözebileceğinizi bilirsiniz. Bir de tabii anlamak var yani. Karşı tarafı anladığınızı ona hissettirme kısmı çok önemli. Yani şimdi siz bana çeşitli şekillerde başınızın ağrıdığını anlatmaya çalışıyorsunuz. Ben size uygun olmayan bir sürü şey getiriyorum. Bu ilacı iç bunu. Siz bana ısrarla başım ağrıyor diyorsunuz. Ben size mide ilacı veriyorum. İşte ayağınız için bir krem getiriyorum. Bir süre sonra bu müthiş bir sizde öfke yaratır yani. Artık kaos yaratır. Aynen öyle. Bu yüzden ama mesela şunu söylesem size yani başımın ağrının farkındayım ama bu ilaç yok onu temin etmek istiyorum. Bu yüzden seni biraz bekleteceğim desem bana kızmazsınız. Hatta muhtemelen evet evet ya beni idare etmeye başlarsın. O kadar ağırmıyor aslında falan diye. Bu benim seni anladığım ve senin beni anladığın geri bildirimler ilişkilerdeki öfkeyi çok düşürüyor. Ve bu iletişimi de açıyor aslında. Bu durumda karşı tarafta kendi geri bildirimini örneğin bu örnekten gidersem. Ya benim için gösterdiğin şey çok teşekkür ederim. Yani çok sağ ol. Bu bile iyi hissettirdi mesela. Bu durumda ben de kendime olumlu bir şey yaptığım için daha da mesela o süreci çabuklaştırmaya çalışan birine dönüştürebiliyorum. Evet. Ben seni anladım. Duygularım bunlar. Ben de sana karşı bunları hissediyorum. Ben hep söylüyorum bunu. Seslendirin. Duygularınızı seslendirin. İfade edin. Biz de şey yapıyoruz. Hep, anlamasını bekliyoruz. Ya da ima ediyoruz. Evet. Sen beni anla. Aynen öyle. Yani mesela işte hediye seçilecek. Diyor ki ben 3 kere televizyonda reklamı çıktığımda söyledim. Ama böyle yürümüyor. Yani her şekilde kadın ve erkek birbirinden farklı. Yani eşimle ilgili bir örnek anlatmak olur, istiyorum. böyle bir gün bir şey izliyoruz. Gazozumuz var mı dedim. Var dedi. Evet. Ve bekliyoruz yani gazozumuz var. Dedim getir. Sen bana gazozumuz var mı dedin. Ben de var dedim. Yani bunun arkasında evet ben gazoz istiyorum getirir misin deseydin getirirdim gibi. Bazen biz çok çabuk düşünüp hemen söylüyoruz ve karşı tarafında bunu o anda sanki bizimle aynı şeyi düşünürmüş gibi anlamasını bekliyoruz.
Ama ilişkiler her zaman böyle olmuyor. Yani siz işte onu ima etmek yerine ben bunu hissediyorum ve örneğin sen bana bunu her yaptığında ben kendimi böyle hissediyorum dediğiniz zaman karşı taraf yani bunun farkında olmayabiliyor. Yani gerçekten farkında olmayabiliyor. Çok zor bir şey değil ama öğrenilebilir. Ben en çok bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Normal bireysel terapilerde de kendinizi seslendirmek o kadar önemli ki. Çünkü çok kalabalık bir çağda yaşıyoruz. Çok hızlı bir süreçte yaşıyoruz. Yani kimseyi artık böyle oturup uzun uzun anlamaya vakti yok ne yazık ki yani. Biraz kendimizi anlatmak zorundayız. Peki birbirimizi hani dediniz de uzun uzun anlamaya vakti yok. Aslında birbirimize vakit mi ayırmalıyız bu alanda? Kesinlikle. Zaman mı ayırmalıyız? Kesinlikle. Eğer çift olduysak, bir araya geldiysek birbirimize zaman ayırıp tanımaya çalışmalıyız. İletişim yine. Özür dilerim sözünüzü kestim. Yani yine aslında konuşmak, bir şeyleri paylaşmak. Yani akşam rutininiz, işte eve geldim, çocukları gördüm, yemek yedik, telefonu ben elime aldım, buraya geçtim. İşte hanım televizyonu açıp, televizyonun karşısına geçip eline telefonu aldı. Yatma saatimiz geldi, herkese iyi geceler ve yattık. Yani şimdi baktığınız zaman mutlu bir aile. Televizyon izleyip meyvelerini yiyorlar, tartışma yok ama iletişim de yok. Yani oturup belki çocuklar yattıktan sonra karşılıklı bir kahve içip, bugün neler yaptım, canını sıkan bir şey oldu mu? Bunlar aslında ilişkilerde bağı o kadar kuvvetlendirir ki. Hayatı paylaşmak. Aynen öyle. Ayrıca bunu izleyen çocuklar da rol model alıyorlar değil mi? Aslında biraz da çocuklar için hani çabalamalı mıyız? Hani böyle rol model olmak için bunu rol mu yapmalıyız? Hani çok yorgun olabiliriz, işkolik olabiliriz, yorgun geldik ama evde çocuk var ve çocuğun iyi bir aile bireyleri görmesi için bugün ne yaptın, iyi misin gibi. Hani biraz bu alanda kendimizi zorlamalı mıyız? Yani aslında bu bir alışkanlığa dönüşmek zorunda zaten. Bir süre sonra dönüşecektir zaten. Çünkü annelik ve babalık ben hep söylüyorum 7-24 mesaisi olan bir şey. Rapor alamazsınız, izin alamazsınız. Çok doğru. Böyle bir şansınız yok yani. O yüzden başta buna karar verirken tüm bunları göze almak zorundasınız. Yani gecenin bir yarısı sizi uyandırabilir. Tabii. Bir yere ağrıyabilir, günlerce doktora gidip orada hiçbir şey olmadığını görebilirsiniz. Ya da dediğiniz gibi çok yorgun, eve geldiniz ama gözünüzün içine bakıyor. Yani mecburen orada o sürecin normalleşmesini sağlamak adına. Evet ilk başlarda bu bir belki yük olabilir ama daha sonrasında bu süreci biraz daha zorlayarak tam da çocuklara söylediğiniz gibi o rol model kısmını gösterebiliriz. Ama burada yine küçük bir şey açıyorum. Yine de biz robot değiliz. Evet. Anne babayız. Zaman zaman kendimizi kötü hissedebiliriz. Bunu da çocuklarla paylaşmaktan çekinmemek gerekir. Yani çok burada doğru. Çok yorgunum, kötü bir gün geçirdim ve hani bunu yarın akşam yapabilir miyiz? Örneğin bir şey yapılacaksa birlikte. Evet. Bunu yarın akşam yapabilir miyiz? En azından çocuk normal hayat düzeninin o kadar toz pembe olmadığını, insanların zaman zaman kendini kötü hissedebileceğini ama bunu şöyle değil de yani çekil artık çok yoruldum yeterin yerine bugün kendimi kötü hissediyorum. O yüzden biraz dinleneceğim. Yarın bunu yapsak nasıl olur? Bu şekilde de ifade etmeyi öğrenir çocuk aynı sizin dilinizi konuşarak yani. Yani sevgi dilini öğrenmek kesinlikle lazım ve çocuklara da onu aktarmak lazım. Çok zor değil. Sadece biraz alıştırma yapmak gerekiyor. Onu kastettim yani onu söylemeye çalıştım. Yani bunu alıştırma yaparak hani süreci hızlandırabiliriz aslında. Kesinlikle. Kendi kendinize bile. Tabii. Yani çünkü hep insanlar yargılamaya çoğunlukla kendilerinden başlarlar ya. Çok bunu daha doğru yapsaydım. İşte bunu beceremedim. Bunu yapamam zaten. Bu durumda kendinizin en büyük engelleyicisiniz zaten. Oysa ki yola çıkarken ben de hata yapabilirim. Yani ben de insanım. Dolayısıyla bunu hatalı yapmış olmam bundan sonrakini de hatalı yapacağım anlamına gelmez. Hatta buradan ders çıkarır. Deneyim olur. Burada çok daha başarılısını yapabilirim diyebilir. Yani hoşgörü
önce kendinle başlıyor, o dil de öyle. Evet. Sonrasında zaten bir bakıyorsunuz, çocuğunuzla böyle konuşuyorsunuz, eşinizle, dostunuzla, akrabanızla, çevrenizle böyle konuşmaya başlıyorsunuz. Aslında biraz bulaştırıyorsunuz da, onlardan da geri dönüş oluyor çünkü. Mutluluk bulaşıcı. Evet. Sağlıklı bir ayrılık sürecine gelelim. Nasıl olmalı sağlıklı bir ayrılık süreci? Aslında şimdi ayrılığın çok acısızı olmuyor en azından. Tarafların bir tanesinin mutlaka daha çok yaşadığı bir süreç oluyor. O yüzden şunu beklemek çok yanlış. Hani hiçbir şey hissetmeden ben bu işi bitirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? O mümkün değil. Hatta ben şunu söylüyorum. Acı çekiyorsanız, canınız yanıyorsa bu sizin duygularınız olduğunu gösterir. Ve duygularınız varsa sağlıklı bir insansınız. Yani bu duyguları reddetmeyip yaşarsanız muhtemelen bunun ödülü olarak burayı geçer ve bir sonraki kısma, kaldığınız yerden devam etme kısmına daha sağlıklı bir şekilde geçersiniz. Bu ayrılık süreci ortak karara dayansa aslında en sağlıklısı. Evet. Yani tarafların bir araya gelip yani her şeyi ortaya koyup olmuyor. Yani biz her şeyi yaptık, elimizden geleni yaptık, denedik. İşte birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık, olmadı. İletişimi kuvvetlendirmeye çalıştık, olmadı. Yani bazen olmaya da bilir. Yani tabii ki. Olmaya da bilir. İnsanlar hani 10 sene birliktelerse bundan sonraki 10 seneyi de birlikte geçirmek zorunda da değiller. Tabii ki çok uzun evlilikler de bitebiliyor. Aynen öyle. Bazen çok kısa başlayan evliliklerde de ani alınmış bir karar olarak bakabiliriz. Hani orada da ama taraflar ortak karar alamadıysa İşte o bitişler biraz sancılı ve uzun olabiliyor. Ama hoşgörü yine aslında karşı tarafla kurduğunuz empati duygusu, yine kendinizi seslendirerek bu işi neden bitirdiğinizi ve devam edemeyeceğinizi söylemeniz, net olmanız aslında. Şimdi yani bugün ayrılmak istediğinizi söyleyip yarın işte güzel mesajlar attığınız zaman karşı tarafta kendi içinde bir takım çelişkiler yaşayabiliyor. O aslında size iyi hissettiriyor. Evet, hala beni düşünüyor ve seviyor. Ama bir taraftan da ayrılık kararı aldıysanız net bir şekilde bunu karşı tarafa ifade etmeniz gerekir ki o da bu karara kabulleniş göstersin, kabullensin ve süreç ortak bir ayrılık sürecine dönüşsün. Ve boşanma... Peki şunu söyleyeyim. Kararları değiştiremezler mi çiftler? Mesela karar aldılar. Kararı değiştirmek istiyor. Duygularının değişmediğini, duygularının devam ettiğini hissediyor. Orada karşı taraf hala ayrılmak istiyorsa, diğer taraf da kararını değiştirdiyse tekrar bir süreç mi başlıyor sizin için? Mahkemeden geri dönen danışanlarım var benim. Öyle yani mi? Mahkemeye gidip gün alıp o gün için oraya gittiklerinde bu büyük bir yüzleşme çünkü. Tabii. Yani orası artık sizin için son adım. Ve buradan artık geri dönüşünün olmadığını fark ettiğiniz bir an. İlişkiler gelgitlidir. Bazen ayrılırsınız. İşte 3 gün sonra tekrar bir araya gelirsiniz. O bazen keyifli bile olabilir. Bazı ilişkinin dinamiklerinde vardır. Ama oraya gittiğiniz zaman bu yüzleşme iki taraf için de birbirlerini kaybetmek istemediklerini anladıkları yer oluyor. Hani onu son kez görmek ya da işte artık hayatımda olmayacak, artık birlikte sabah kahvaltı yapmayacağız mesela. O yüzleşme onlara bazen kaldıramayacakları bir şey olarak geliyor. İşte yine sağlıklı karara geliyorum aslında. Orada doğru bir karar vermemiş olabilir miyim acaba? Yani acaba doğruyu yapmıyor muyum duygusu giriyor. Karşı tarafın gözlerinde de aynısını gördükleri zaman böyle bayağı tutuşup el ele biz vazgeçtik yaşamını, devam etmek istiyoruz, kurtarmak istiyoruz evliliğimizi diye geliyorlar ve tabii ki çalışmaya devam ediyoruz. Bizim asla katı kurallarımız yok yani. Biz insanlarla birlikte esneriz. Evet, çok güzel. Hatta boşandıktan sonra tekrar evlenenler var. Tabii tabii, boşandıktan sonra süreci biz beraber devam ettirdiklerimiz var. Yani şunları 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 düzeltsin, evet. Ben görüşebilirim tekrar diye. Peki eşler ayrılık kararı aldığında bunu çocuklarla nasıl paylaşmalılar, nasıl söylemeliler? Yani sizin aracılığıyla mı söylemeli, yoksa aileler çocuğu karşısına alıp bunu anlatabilirler mi? Evet. Hangi dili kullanmalılar? Yani ben burada çok devreye girmek istemiyorum aslında. Çünkü bu tamamen bir aile içindeki bir sorunun.
karşı tarafa, yani çocuğa da artık sen de bu sorundan haberdar olmalısın denildiği bir an ve birebir uzun bir daha önceden gelen bir terapi sürecimiz yoksa hani buraya getirin ve birlikte söyleyelim demeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü çocuk belki de tepkilerini direkt ben olduğum için beni ilk kez görüyor. Yani yansıtamayabilir ve o anda hiçbir şey yokmuş gibi davranabilir. Oysaki benim istediğim çocuğun birebir tepkilerini göstermesi. Yani bu artık insanlar bilinçli bu konuda. Çoğunlukla doğruyu yapıyorlar. Yani çocuğu karşılarına alıp işte bundan sonra aynı evde yaşamayacağız ama hala annenle babanız. Her zaman yanında olacağız. Ve en önemlisi bu evliliğin bitmesinin sebebi sen değilsin. Bizim kendi aramızdaki anlaşmazlıklar. Bu yüzden de ne zaman istersen anneni, ne zaman istersen babanı her şekilde görebilirsin diyen, yan yana duran bir anne baba çocuğa verebileceğiniz en büyük oradaki zaten sağlıklı süreç. Çünkü düşmanlık görmüyor, kavga dövüş görmüyor, birbirini anlatan anne baba görmüyor. Senin annen, senin baban şeklinde yönlendirilmiyor. En sağlıklısı bu aslında ama şimdi her çocuk da bu süreci çok sağlıklı karşılayamayabilir. İşte orada biz devreye giriyoruz. Çünkü bu çocuğa anlatılıyor. Çocuk belki bunu kabul aşamasında sorun yaşayabiliyor. İşte o zaman biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. O zaman biz tam tersini biliyoruz. Hani ayrılıklarda bir psikolog eşliğinde anlatılması gerektiğini, doğru olduğunu inanıyorduk. Oysa ki önce biz kendimiz konuşmalıyız. Ben şeyi düşünmüyorum. Yani dediğim gibi o biraz böyle mekanik bir şey gibi geliyor bana. Hani işte burada aramızda birisi daha var. Şimdi biz sana bir şey söyleyeceğiz. Yani bunun yerine çocuğun güvenli ortamı evdir. Ve siz çocuğa çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Dolayısıyla önceden anne baba bu konuda bir pratikte yapmışlarsa kendi aralarında orada paylaşmak, sonrasında çocuğun tepkilerine göre bize gelmek daha iyi. Bir de şu var, her çocuk da bunu çok problemli bir şekilde yaşayacak demek değil. Yani bunu her seferinde bir profesyonel önünde anlatmanın da bir esprisi olmayabilir. Hatta çocuk şunu düşünebilir, yani benim bir sorunum mu var ki ben buraya getirildim ve burada bana bu söyleniyor. Yani belki de tedirgin olup daha da panikleyecektir. Evet, onun yerine gerçekten davranış problemi yaşadıysa çocuk bu karardan sonra biz o zaman devreye gireriz. Yani biz itfaiye gibiyiz. Yangın olmadığı zaman bizi çağırmanızın hiçbir şeyi yok, anlamı yok. Yangın varsa biz ancak müdahale edebiliyoruz. Evet, çok güzel. Peki gelelim mutlu evliliğin ve ilişkilerin sırrı. Böyle bir sır var mı? Varsa nelerdir? Aslında bu çok güzel bir kelime tanımlaması, böyle mutlu evliliğin sırları diye. Ama ortada bence hiçbir sır yok. Son derece arkadaşlık ilişkisini öncelikle oturtabilmiş çiftlerde mesela bunu çok daha fazla görüyoruz. Çünkü konuşuyorlar, birbirlerini tanıyorlar, birbirlerini anlayabiliyorlar, iletişim kurabiliyorlar, kendilerini seslendirebiliyorlar, ortak alanlar yaratabiliyorlar kendi alanlarının dışında. Ve süreç yerine, hani bugün çok az görüştük yerine bugün ne kadar güzel bir şey yaptık kısmını paylaşabiliyorlar. Yani aynı evde yaşamak, sürekli yan yana olmak demek değil zaten. Yani çiftlerin kendi alanları bu demek. Yani yorgunsunuz. Gerçekten bir yarım saat dinlenmek istiyorsunuz. Yani geçip odanıza dinlenebilirsiniz. Yani karşı tarafa bunu açıklamak zorunluluğu burada şeyi getiriyor. Yani çok yorgunum ve 5 dakika bile yalnız kalamıyorum. Yine bir öfke çıkıyor. Oysa ki herkesin buna ihtiyacı olabilir. Herkes yorgun gelebilir, dinlenmek isteyebilir. Bu yüzden dinlemek, anlamak ve bunu geri bildirim olarak iletmek bence en büyük sır. Yani bir de birlikte güzel vakit geçirebilecek alanlar yaratmak. Kesinlikle. Bazen çocuklarla, bazen çocuklar olmadan. Onu da çok görüyoruz çünkü biz, yani diyor ki en son ne zaman birlikte bir yere gittiğimizi hatırlamıyorum. Çünkü çocukları bir yere koyamadık, bırakamadık gibi. Ama bir şekilde bunun bir yolunu bulup, yani onlar sizinle gelmek istiyorlarsa bile onlar için daha eğlenceli bir alan oluşturup, yani ya benimle gel ya da bak burada şöyle bir şey var sen çok seversin gibi. Evet. Yani aslında hep şunu diyorum, çocukları biraz odaklarını değiştirmek çok kolay ama yine çocuğunuzu da tanımanız lazım. Yani çocuğa ne derseniz hayır diyemeyeceğini bilmeniz lazım.
Ve bu da işte yine insanları tanımakla ilgili sanıyorum. O zaman insanı tanımak, kendini tanımak, fark etmek, önce kendimizden başlayarak bu alanda biraz bilinçlenirsek galiba sorunların yarısını halletmiş oluruz. Kesinlikle. Çoğu sorun için aslında. Çok doğru. Çoğu için. Yani psikolojik olarak yaşadığımız pek çok şey için bu geçerli. Önce kendinizi tanıyın, seslendirin, karşıyı dinleyin, ne dediğini önemseyin. Evet. Tabii o diğeri de öyle. Anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın. Ondan sonra şu montumu getirir misin der mesela. Şimdi çocuğu bunları söyledim. Sonra çocuk bakar montu, size bakar ve der ki yani ben hiç anlatmayayım bari. Evet. Burada önemli olan değer duygusunu yüksek tutmak. Hem kendinizin hem başkalarının. Çünkü bu döngüyü sağlayabilirseniz siz de değer gören taraf olursunuz zaten mutlaka. Evet. En önemlisi de sevgi dili sanırım. Sevgi dilini öğrenmeliyiz. Önce kendimizi sevmeliyiz, sonra başkalarını sevmeliyiz. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Benim için de çok keyifliydi. Evet. Tekrar bekleriz sizi. Çünkü bu ilişkiler sorunu bitmez. Evet. Hayatımızın en önemli kısmı ilişkiler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum ve benim için de çok keyifli bir zamandı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ teşekkürler. Sağ olun. Sevgili seyirciler, haftaya yine aynı gün aynı saatte buluşmak dileğiyle. Önce sağlık başta olmak üzere huzurlu, mutlu, bol kazançlı, güzel günler dilerim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sevgilerimle.